Herkese merhaba arkadaşlar. E-Staff tarih 9. föyümüzde İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 3 ünitesiyle dersimize başlayacağız. İlk olarak karşımıza Kırgızlar çıkıyor. Kırgızlara bakalım ama öncesinde haritamıza da bir göz atalım değerli arkadaşlar. Bakın burada Türk topluluklarından bahsediyoruz. Kırgızlar var. Başka Başkırtlar var. Karluklar var ki Karahanlıların temelini oluşturacak bir Türk topluluğudur. İlk kez para basan topluluk var. Türk işler var. En kalabalık topluluk Oğuzlar var. Paralı askerlik sistemini uygulamış olan Hazarlar var. Kıpçaklar var. Kodeks Kumanüs adında sözlükleri vardır. Peçenekler var. Paralı askerlik olarak çeşitli devletlerde görev almışlardır. İtil Bulgarları var. İslamiyet'i benimsemiş ilk Türk devletidir. Macarlar var, Avarlar var Hristiyanlığa sahip, Hristiyan olmuş ilk Türk devletidir. Ee, Tuna Bulgarları Hristiyan olmuş Türk devletidir. Bunlar ee, tarihte yer almış Türk topluluklarıdır. Şimdi Kırgızlar konusuna baktığımızda öncelikli olarak Uygurları yıkıp Ötüken'de devleti kurmuş bir Türk topluluğudur. Ee, Kırgızlar'a baktığımızda <laughs> Moğolların hakimiyeti altına alan aldığı ilk Türk topluluğu olacak Kırgızlar. Moğol hakimiyetine girmiş olacaklar. Ee, tabii ki Ötüken'de kurulduğundan bahsetmiştik. Daha sonra Moğolların burayı hakimiyeti altına almasıyla Kara Kitayların e, bugünkü Moğolistan'ın oluşmasını sağlamıştır. Ve Cengiz Han'ın Cengiz Han'ın egemenliğine girdikten sonra da arkadaşlar e, varlıklarını devam ettirmişlerdir. Kırgızlara baktığımızda e, tarihte iz bıraktıkları edebi olarak Manas Destanı en önemli eserleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında Kırgızlarda ölüleri yakarak e, yakma adeti ya da ritüeli de yer almaktadır. Bu da e, farklı bir e, yanları olarak Kırgızların karşımıza çıkmaktadır. Gelelim bir diğer Türk topluluğuna avarlar. Hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da devlet kurmuş bir Türk topluluğudur. Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk boyu Avarlardır. Aynı zamanda İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. İki kez ve bu kuşatmayı 7. yüzyılda Sasaniler yani İran uygarlığı Sasanilerle birlikte yapmıştır arkadaşlar. Evet. Franklar tarafından yıkılmıştır. Avarların tarihte iz bıraktığı nokta ise Slav topluluklarının millet olma bilincini arkadaşlar sağlamış. Ve tarihteki etkisi de bu olmuş olacak. Bir diğer Türk topluluğu Sabarlar, Sibirler, Sabirler şeklinde de karşımıza çıkıyor. E, Ural-Altay dağları bölgesinde yaşamışlardır avarların baskısıyla ki Sibirya'ya adını da bu topluluk vermiştir. E, Anadolu'ya da gelmiş bir topluluktan bahsediyoruz e, 6. yüzyıllarda. E, Bizans ve Sasanilerle mücadele etmiş daha sonrasında ise Köktürklere bağlanmıştır. Sonrasında Hazarlar'ın da temelini teşkil edecek Türk topluluğu olarak karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Yine bir Türk topluluğu Hazarlar. Bakalım Hazarlara. Hazarlar Karadeniz'in kuzeyi ve Kafkaslar'da yer almış. 6. yüzyılda tarih sahnesine çıkmış. Temelini Sibirya'da Sabarlar'ın teşkil ettiği bir Türk topluluğudur. Bu dönemde Bizans'la evlilikler yoluyla akrabalıklar güçlendirmiş ve bağlar oluşturmuştur. Aynı zamanda Hazarlar Museviliği kabul eden... Museviliği kabul eden ilk Türk devleti olma özelliğine sahiptir. Hazarlarda hoşgörün olduğundan bahsedebiliriz. Peki hocam bunu nasıl söyleyebiliriz? Ee, halk arasında Müslüman, Hristiyan ve kök tanrı inancına sahip olanlar vardı. Aynı zamanda bunların davalarına, inançları gereği Musevi ise Musevi, Müslüman ise Müslüman, Hristiyan ise Hristiyan mensuplarınca oluşan hakimler bakıyordu. Bu da da burada da hoşgörünün, adaletin olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ee, İslamiyetle karşılaşması 4 halife dönemi içerisindeki 3. halife olan Hazreti Osman döneminde İslam orduları ile savaşmıştır. Savaşın adını da söyleyelim. Geçidinde adıdır aynı zamanda. Belencer Savaşı'dır değerli arkadaşlar. Ve bu savaşı e, İslam orduları kaybetmiştir. Dolayısıyla Kafkaslara İslamiyet'in girişini engelleyen Türk topluluğu Hazarlar olmuş olacak. Tüccar bir topluluktur. Ee, 7. ve 9. yüzyıllarda ülkede asayişi güvenliği sağladığı için e, bu döneme Hazar Barış Çağı adı verilmektedir arkadaşlar. Ee, Hazarlar peçenek bir diğer tür topluluğu peçenekler saldırısıyla yıpranmış ve 965 yılında Rus Knezliği yani prens Prensliği Hazarlara son vermiştir. Aynı zamanda Hazarlarda değerli arkadaşlar paralı askerlik sistemi de yer almaktadır. Paralı askerlik vardır. Akunlar diğer adıyla Eftalitlerdir. Ee, Akunlara baktığımızda 5. yüzyılda kurulmuş bir e, Türk topluluğudur. Diğer adı Eftalitlerdir ki Bizanslar bu adı vermiştir. Bugünkü Afganistan, İran ve Hindistan'da siyasi varlık göstermiştir. Akunlar İran uygarlığı olan Saseniler'deki Mazdek isyanının bastırılmasında yardım etmiş. Daha sonra ise İpek yolu hakimiyeti bağlamında Kök Türklerle Sasaniler ittifak yapıyor. Akunları yıkılmasını sağlıyorlar arkadaşlar İstemi Yapkı döneminde. Bu da İpek yolunu denetim altına almak içindir. Yani devletler arasında çıkarlar belirleyici olmuş oluyor. Türk işler önemli bir Türk topluluğudur. Baga kurucusudur. Ve daha sonrasında Türk işler Hazreti Osman'ın Hazarlarla savaşması, Kafkaslar içerisinde İslamiyet yayma düşüncesi gerçekleşmemişti. Türk işlerde de Emevilerle Haristan adında bir savaş yapmıştır. Haristan ve Emevileri mağlup ederek İslamiyet'in Orta Asya içlerine girmesini engellemişlerdir. Karluklar Türk işlere son vermiştir ve kendi adlarına parayı basan ilk Türk topluluğu diyebiliriz. Kendi adına para basmıştır. Ortası delik paralar. Evet gelelim Karluklara. Karluklara baktığımızda e, 751 Talas Savaşı'nda öne çıkan bir Türk topluluğudur. E, Karluklar Çinlere karşı Abbasiler dediğimiz İslam devleti Arapların yanında yer almış ve Çin'i yenilgiye uğratmışlardır. E, daha sonra Çin'in Orta Asya'daki Türk egemenliğine Son vermek istemesi Karlıkların Araplarla birlikte hareket etmesine de neden olmuştur. İşte bu Talas Savaşı 751 yılında olan bu Talas Savaşı ki diğer adıyla Atlık Savaşıdır arkadaşlar. Atlık Savaşı. Talas Savaşı'nın sonucunda Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu boyu olmuştur. Orta Asya'nın Türk hakimiyetine kalmasını sağlamış Çin tehlikesi ortadan kalkmıştır ve ilk Müslüman Türk devleti olan tabi ki Orta Asya'da Orta Asya'da olan Karahanlıların devletinin de temelini oluşturmuştur arkadaşlar. Evet Bulgarlar 1583'te Kubrat önderliğinde Karadeniz'in kuzeyinde yer alan bir Türk topluluğudur. Daha sonra ikiye ayrılmıştır Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları. İtil Bulgarlarına baktığımızda e, Müslüman olmuşlardır. Bugünkü Kazan Türklerini oluşturmaktadır arkadaşlar e, Ukrayna taraflarında. E, Tuna Bulgarları ise Slavlaşmışlar ve Türklüklerini unutmuşlardır. Bugünkü Bulgaristan'da e, bunları teşkil eder ve Hristiyan olmuşlardır. Peçenekler Karadeniz'in kuzeyinde yaşamış olan Türk topluluklarından biridir. Ee, teşkilatlı bir devlet kuramamışlardır ve işte Macarların Rusların tarihinde etkili olmuştur. Hatta Bizans ordusu içerisinde de yer almıştır. Ee, bu bağlamda baktığımızda <laughs> peçenetlerin en önemli ee, öne çıkışı Malazgirt Savaşıdır. Malazgirt Savaşı Bizans ve Selçuklar arasında, Büyük Selçuklu Devleti arasında olmuştur. Bizans İmparatoru Roman Diyojen ve Bizans, Belk, Büyük Selçuklu İmparatoru ya da hükümdarı e, Alparslan arasında meydana gelmiştir 1071 yılında bugünkü Muş Malazgirt'te. İşte bu savaşta Bizans ordusu paralı askerlerden oluşan bir ordudur. Yani ordu bilinci çok gelişmemiştir. Bu savaşta Peçenekler Bizans safından Selçuklu safına geçerek savaşın Selçuklar tarafından kazanmasına katkıda bulunmuşlardır. Tabii ki Bizans'ta Leventyon Savaşı'yla Kıpçakları paralı asker olarak tutup Peçeneklerden intikamını almıştır değerli arkadaşlar. Kıpçaklar Kıpçaklara baktığımızda ee, 9. yüzyıldan itibaren Seyhun boylarında yaşamışlardır. Dede Korkut hikayeleri Kıpçaklara ait olmakla birlikte Oğuzlarla mücadeleyi konu almaktadır. E, Türk soyunun en çok e, güzel görünüşlü e, bir kolu olduğundan bahseder. E, biraz önce bahsettiğimiz peçeneklere karşı Bizanslılar tarafından kullanılmıştır. Aynı zamanda Codex Kumanius adında sözlükleri vardır. Kıpçakların diğer adı da Kumanlardır arkadaşlar. Ekstra bilgi Mısır'da kurulan Memlüklüler ki kölemen Türklerdir. Memlüklülerin te temelinde de Kıpçaklar'da teşkil etmektedir. Macarlar bugünkü Macaristan'da yaşamışlardır ve Doğu Avrupa'ya gelmiş bir Türk topluluğudur. Sonrasında e, Slavlar arasına girmiş ve Slavlaşmışlardır aslında Cermenleşmişlerdir. Ama Türklüklerini inkar etmemektedir. Aynı zamanda Macarlar Türk Geçmişlerini araştırmak ve Türk tarihini araştırmak adına Türkoloji Enstitüsü kurmuştur. Türk tarihini inceleyen, bunu yapan ilk topluluktur diyebiliriz. Evet, Oğuzlar ve Uzlar. Peki Uzlar ne? Avrupa'ya gidip Hristiyan olan kısmına Uz adı verilmiştir. Ee, bu yüzden bu adı almıştır arkadaşlar. En kalabalık Türk topluluğudur arkadaşlar. Ve önemli devletler kurmuşlardır. İşte e, Selçuklu Devleti'ni kurmuşlardır, Osmanlı Devleti'ni kurmuşlardır gibi. E, Avrupa'ya göç edenlere uz denilmiş ve asimli olmuşlardır. Müslüman olanlar ise Selçuk Devleti'ni kurmuş. E, Oğuzların diğer adı da Müslüman eşittir, Türkmen anlamında kullanılmıştır. Yani paragraflarda Türkmen'den bahsediyorsa bu eşittir, Müslüman demektir. Buna yer vermiş olalım. Tabgaçlar. Tavgaçlar Çin'de saltanat sürmüş bir Türk boyudur. burada egemenliğin egemenliğini sürdürmüş bir topluluktur. Çinliler Tavgaçlara Topa adını da vermişlerdir. İpek yolunu kontrol etmiş ve zenginleşmişlerdir. Budizm inancına geçmesi dinsel olarak değişiklik asimile olmalarına da neden olmuştur değerli arkadaşlar. Evet örnek bir sorumuza bakalım. 2020 AYT sınavında çıkmış bir sorudur. Köktürk Devleti'nin yıkılmasının ardından Karadeniz'in kuzeyi ve Kafkaslar bölgesinde kurulan ve yönetici zümresi Musevi olan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Avarlar Hristiyan oldu. Köktürkler kök tengri inancına sahip. Bulgarlar Hristiyan bir kolu Müslüman. Uygurlar Maniheizm. Cevabımız Hazarlar olmuş olacak. Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuş bir Türk topluluğudur. Örnek ikinci sorumuza bakalım. Köktürklere Türklere karşı sık sık ayaklanan, Uygurlar döneminde uğradıkları baskılar üzerine Batı'ya göç eden ve Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda rol oynayan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Avarlar Kök Türklerin hakimiyetini son vermesiyle o Asya'dan Avrupa'ya gitmiştir. A değil. Kıpçaklara baktığımızda arkadaşlar bizden istenen topluluk değil, kimekler değil, Peçenekler değil. Bunlar Macaristan, Doğu Avrupa'da hakimiyet kurmuştur. Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda rol oynadığı için ki Orta Asya'da kurulan bir devlettir Karanlar. Talas Savaşı'nda yer alıp Müslüman olan ilk Türk topluluğu olan Karluklar doğru cevabımız olmuş olacak. Evet önemli bir hatırlatmamız var, bilgi kutucumuz var. Türklerde kullanılan bazı kavramlar. Bunu özellikle ayeti kısmında önemsememiz daha iyi olacak. Yu cenaze törenleridir. Balbal bal ölen kişinin hayattayken öldürdüğü düşmanları sembolize eden heykellerdir. Mezarın etrafına konulur. Uçmak cennete gitmek, tamu cehenneme gitmek anlamındadır. Kurgan mezar odalarıdır. O halde ahiret inancının olduğunu söyleyebiliriz. Kam, şaman ya da bir diğer adıyla baksı büyü ve fal işleriyle uğraşan dini kişilikler için verilen ifadelerdir. Değerli arkadaşlar. İlk Türk devletleri ve komşularına göz atalım şimdi. Evet şimdi ilk Türk devletleri ve komşularına baktığımızda bu noktada ilk olarak karşımıza Çinliler çıkıyor ki e, Türk tarihi hakkındaki ilk bilgileri biz Çin kaynaklarından ediniyoruz. Sebebi ise Türklerin konar göçer bir yaşama sahip olması ve yazıya ihtiyaç duymamaları yazıya geç geçmeleri bu durumda etkili olmuştur sevgili arkadaşlar. E, Türklere baktığımızda konar göçer yaşam nedeniyle ekonomi genellikle hayvancılık el sanatları ve ticarete dayanmıştır. E, ve bu bağlamda Çin, İran'daki Sasani ve Bizans'la e, savaşmışlar. Özellikle İpek yolunu ele geçirmek ve ticareti kontrol altına almak için e, zaman zaman da ticari ilişkiler kurmuşlardır. Türk-Çin ilişkilerine baktığımızda en çok ilişki kurduğu devlet Türklerin Çin olmuştur. Çin yerleşik bir kültüre sahip e, ve çeşitli ürünlerin tamamını Tarımını yapan bir medeniyettir. Tabii ki burada Türkler için önemlidir. Hayvancılıktan edinilen ürünlerle tarımsal ürünlerin bir bir nevi takası ticari alışverişi sonucunda tarımsal ürünlere de sahip olmayı bilmişlerdir. Çinlerle Türkler arasındaki en önemli alanı İpek yoludur. İpek yolu önemli, zengin bir ticaret yoludur. Buna sahip olmak siyasi olarak, askeri olarak da güçlü olmanızı sağlayacak. Peki burada ne gibi bir ticaret yapılıyordu Çinlilerle? Ee, Türkler buğday, arpa, pirinç gibi tahıl ürünlerini ticaret ya da savaş olduğu diye Çin'den temin ediyordu. Ee, Çinliler de Türklerden canlı hayvan, hayvansal ürünler, halı, kilim, kürk, maden eşya gibi çeşitli ürünler satın almışlardır. Burada Çin setini görüyorsunuz. Öncelikli olarak güvenlik amacıyla yapılmış Türk saldırılarına karşı aynı zamanda da gümrük ticaret noktası görevinde görmektedir. Ki Asya Hun Devleti Teoman döneminde Çin Setti tamamlanmıştır. Evet. E, Uygurlar döneminde ise baktığımızda burada bir takım değişiklikler var. Çünkü öncesinde Metan Çin'i e, fethediyor. Ancak Türk topluluklarının buraya yerleşmesini engelliyor. Bir nevi vergiye bağlıyor. Uygurlar'da ise Çin etkisinde kalıyorlar ve Maniheizm inancına sahip oluyorlar ve böylelikle Türklerde ilk din değiştiren Türk topluluğu Uygurlar olmuş oluyor. Bu inancın da etkisiyle savaşmak yasak, hayvansal gıdalar tüketmek yasak, tarımsal ürünlere ve yerleşik yaşama yönelmek durumunda kalıyor Uygurlar. Türk-Sasani ilişkilerine baktığımızda Değerli arkadaşlar, burada siyasi ve ticari ilişkiler kurulmuştur. Sasenilerle ittifak yapıp Akunlar ortadan kaldırılmıştır. Yine Sasenileri, e, re karşı Türkler Bizans'la ittifak yapıp Sasenilerin zayıflamasında rol oynamıştır. Tüm bunların temelinde ise e, İpek yoluna hakim olma düşüncesi vardır arkadaşlar. Türk-Bizans ilişkileri de yine İpek yolu üzerinden gerçekleşmiştir. E, Orta Asya'ya baktığımızda Kök Türk Devleti döneminde İstemiyapku, Bizans'la diplomatik ilişkiler kuran, resmi ilişkiler kuran ilk kişidir. Ee, ve Sasenilere karşı ittifak yapıp İpek yolunu denetim altına almaya çalışıyor. Avrupa onlarında ise Atilla döneminde Bizans üzerine seferler yapılmıştır. Margus ve Anatolius anlaşmalarıyla Bizans, Verki'ye bağlanmıştır. Ee, tarihin farklı dönemlerinde Avarlar ki İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Bulgarlar kuşatmıştır ee, ve Bizans'ı baskı altına almıştır değerli arkadaşlar. Hazar Türkleri ise Bizans'ta akra evlilikler yoluyla akrabalar ba akrabalık bağları kurmuş ve ilişkilerini e, yürütmeye çalışmıştır. İpek ve Türk yolunda Türkler, e, Hunların M.Ö. 6. yüzyılda itibaren Orta Asya'da sağladığı huzur, huzur ve güven ortamı İpek yolundaki ticari hayatın canlanmasını da sağlamıştır. Bakın buradan Çin'den başlayan e, bir kolu. Antakya bir kolu da Karadeniz'in oradan İstanbul'a kadar ve oradan Avrupa'ya kadar uzanan bir ticaret yolu. Yine Karadeniz'den başlayıp Çin'e kadar uzanan Kürk yolunu görüyoruz arkadaşlar. Her dönem bu ticaret yollarını Türk devletleri, Çinliler, Saseniler denetim altına almaya çalışmışlardır değerli arkadaşlar. bunu da bu şekilde söylemiş olalım. İkisi de kara ticaret yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ee, mesela Avrupa onları ticaretin devamını sağlamak için Bizans'ta anlaşmalar yapmıştır. Bazen e, savaşlar yoluna gitmiştir Türk devletleri e, Bizans'ta, Çin'le ya da Sasenilerle. Böylelikle e, ticari faaliyetlerine devam ettirmeye çalışmıştır. Hatta Hazarlar döneminde ticaret o kadar önemli bir noktaya gelmiş ki ülke içerisinde güvenliğin sağlanması e, 7. ve 10. yüzyıllarda özellikle e, Hazar Barış Çağı'nın Hazar Barış Çağı denilmesine neden olmuştur arkadaşlar. Evet örnek 3. sorumuza bakalım. 2020 TYT sınavında çıkmış bir sorudur. Doğu Batı ticaret yolları üzerinde bulunan Uygurlar farklı inanç ve kültürlerden etkilenmişlerdir. Çin'den Budizmi, İran'dan Maneizmi alan Uygurlar Akdeniz Havzası'ndan Suriyeli rahipler ve Soğutlar aracılığıyla da Hristiyanlığı, Helenistik edebiyatı ve sanatı öğrenmişlerdir. Buna göre Uygurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım geniş bir coğrafya ile ilişki kurduklarına İran, Çin, Akdeniz, evet. Farklı dinleri benimsedikleri, Maneizm, Budizm, Hristiyanlık, evet. Hoşgörülü bir toplum olduklarına, farklı inanışları bünyesinde barındırabiliyorsa zaten hoşgörülüdür. D. Kültürel etkileşim açık, e farklı inanışlar ve farklı edebiyat e, kültürlerden buradan zaten etkilendiklerini öğrenerek anlıyoruz. D de gitti. Hakim hayat tarzlarının göçebelik olduğuna. Burada Uygurların yaşam tarzından bahsetmediği için bizim sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Örnek dördüncü soru 2018 ayette sınavında çıkmış bir sorudur. Göçebe Türklerde bozkır hayatı içerisinde taşınabilir mesken ihtiyacına cevap verdiği söylenebilecek unsur aşağıdakilerden hangisidir? Kurgan mezardır arkadaşlar. Tu sancak, bal, bal mezarların etrafına konulan taşlardır. Ongun ise kutsal kabul edilen hayvan tüyleri şeklinde olabilir ya da hayvan da olabilir. Ota ise çadırdır. Dolayısıyla taşınabilir bir mesken yani oturulacak yerdir. Cevabımız C'dir. Beşinci soru 2019 AYT sınavında çıkmış bir sorudur. İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya'da kurulan Türk devletleri hakkında bilgi almak isteyen bir araştırmacının aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarından faydalanması beklenir demiş. Babiller ilk çağ Mezopotamya uygarlıdır. Olmaz. Mısır coğrafi olarak mümkün değil. C. Roma İtalya merkezidir. E, Orta Asya'da Roma'nın bir etki durumu söz konusu değildir. <laughs> Hititlere baktığımızda ilk çağdaki Anadolu uygarlıdır. Orta Asya'da Türklere komşu devlet Çinlilerdir ve ilk bilgileri Çin kaynaklarından alıyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı olmuş olacak. Evet örnek 6. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin İslam öncesi Türklerde konar göçer yaşam biçimine bağlı olarak ortaya çıktığı savunulamaz. Sınıf ayrımının olmaması konar göçer yaşamda e, görülen bir durumdur. Ee, özel mülkiyet anlayışı yok çünkü. Savunma anlayışına önem verilmesi dış saldırılara daha açıktır. Düzlük alanlarda yaşadıkları için. B'yi de elebiliriz, eleyebiliriz. savunmamızı soruyor çünkü. Hayvancılığa bağlı dokunmacılığın gelişmesi konar göçer yaşamda yer alır. D. Boyları halinde örgütlenilmiştir. Evet. Küme küme yaşarlar. Ee, bu da doğrudur. Farklı inançların benimsenmesi. Bu konar göçer yaşam biçimine bağlı olarak ortaya çıkmaktan ziyade diğer topluluklarla etkileşim de olup olmaması ile ilgilidir ki daha ziyade yerleşik yaşamda bu çok daha görülür Dolayısıyla e şıkkı bizim doğru cevabımız olmuş olacak değerli arkadaşlar Böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik bir sonraki ders görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar